İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kupa'da yarı final mücadelesi. Kadıköy'de Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0 ilk 45 dakikanın sonu. Akhisar finalde büyük bir şok yaşadı Galatasaray. Akhisar adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı ve bu akşam Akhisar'ın finaldeki rakibi kim olacak? İlk maçta 2-2'lik beraberlik vardı Vodafone Park'ta ve 0-0'lık skor dolayısıyla Fenerbahçe'yi finalist yapar. Ama bir başka derbi ve Beşiktaş yine 10 kişi. Evet, 30. dakikada Pepe oyundan atıldı ve 30. dakikadan sonra yaklaşık 20 dakika bir kişi eksikti Beşiktaş. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Hemen ilk yarının değerlendirmesi için Rıdvan Dilmen'e döneceğim. Ve hocam neler söyleyeceksiniz? Hatırlayacaksınız maç öncesi sosyal medyada yaptığımız yayında yine seyircilerimizden, sevgili izleyicilerimizden kartlar konusunda, iki takımın agresifliği konusunda sorular gelmişti. Biz de Mete Kalkavan'ın işi zor, inşallah daha sakin, daha futbolun ön planda olduğu bir maç dilemiştik ama pek öyle olmadı gibi yine. Evet, gergin başladı. İlk maçta da 3 kişi atıldı değil mi? Maç kırmızı vardı. Evet. 2-2 ilk maçta. Yani 135 dakikada uzatmalar hariç 4 kırmızı kart var Fener Beşiktaş maçında. Bir kupa maçı bir de. Bu tabii önemli. İlk 5 dakika Fenerbahçe önde baskılı oynamak isterken Beşiktaş dengeledi. Ve hatta ilk yarıda 5'e 1'lik bir korner üstünlüğüyle 40. dakika falan öyleydi. Tabii oyundan atılana kadar Beşiktaş şöyle 2-2'nin verdi. Kazanmak zorunda. Veya uzaması için de 0-0 1-1 yetmeyen bir takım gibi oynamaya çalıştı. Fenerbahçe kendi ceza sahasının önünde zaten stoperlere böyle kapanırken çok iyiler. Zor pozisyon veriyorlar. Yüksek topları Beşiktaş iyi kullanan takım olmasına rağmen Skertel ve Neuchtelder Soza ve Mehmet Topal yardımıyla uzaklaştırdı. 5 ile Pepe'nin atılana kadar olan bölümde Fenerbahçe kontra ile gitmeye çalıştı. Maçın ilk yarısında kaleye 3 şut atan, ikisi ceza sahası dışından Atıf Şeşu, bir tane de ceza sahası dışından ayağının dışıyla vuran Atıf Şeşu'yu çıkaracak muhtemelen. Valbuena'yı gönderdiğine göre Aykut Kocaman tecrübeli attı tabii. Pepe atıldı, Atıf'ın sarı kartı var. İlk fırsatta ikinci sıradan atacağını düşünerek kesinlikle çıkaracak. Yani ikinci devre Atıf'ı kötü oynadığı için değil ama atılma ihtimali yüksek diye çıkaracaktır diye düşünüyorum Valbuena'yı ısıttığına göre. Beşiktaş değişiklik yapar mı bilmiyorum çünkü oyunun devamı yorucu bir oyun. 4 tane forvet şu anda sahada. Medel'i merkezden çekip stopere çekti mecburen hoca. Üstüne bir de Tosic sarı kart gördü. Fakat Fenerbahçe taraftarı maçı yarıda kalsın diye uğraşıyor. Yani iki kez uyardı. En son sahanın ortasında bekledi. Bildiğim kadarıyla girdiği anda maç iptal olur. Bu yüzden Fenerbahçe taraftarı devreye girmezse İbre Fenerbahçe'nin lehine dönse de Beşiktaş önemli bir takım ama oyunun 70'ten sonrası Fenerbahçe'nin fizik olarak çünkü 11-10 oynamak kolay değil Murat. Ya bir de skor psikolojisi var tabii. Beraberlik Fenerbahçe'ye yetiyor. 2-2 dışındaki daha düşük beraberlikler. Ama Fenerbahçe taraftarını da anlamamışım. Anlamadım yani. 10 kişi kalmış rakip. Tur avantajın sende. İlk maçı deplasmanda 2-2 bitmiş ve ya biri anahtarlık attı ya. Evet. Anahtarlık. Bir tane bayağı bir ev sahibi galiba. 3-4 anahtar vardı. Bu tarafta da çakmaklar falan geldi. Ay, rakip olsan böyle yapamazsın biliyor musun? Tabii yani sabote ediyorlar şu an. Şenol Hoca yanlışlıkla bir Caner'e gitti attıysa var ya yarıda kalır maç. Bir de ona da protesto var. İşler temennimiz değil. Mutlaka devrede anons da yapılır. Yöneticiler de gidip konuşuyordur. Muhtemelen başkan da gidip konuşması lazım gerekirse. Ancak kalitesiz bir maç oluyor. Fakat Fenerbahçe-Beşiktaş maçları çok gerilmeye başladı. Dediğin gibi hocam ligin ilk maçı Kadıköy'de 3 kırmızı. Evet. Kupada 3. Ligde? Yok i̇şte mu ligde 3. Ligde mi 3? Kupada da var ya. Kupada bir işte Kuvarejma atılmış değil mi? Volkan. Volkan var tabii kaç oldu? 6. Fener'den de 2 kişi atıldı bugün. İşte hayır. Bununla beraber 7 kırmızı oldu 3 maçta değil mi? Yanlış mı? 4 sayı? Hayır. Kupada toplamda 4 oldu. Tamam. 3 de ligde var 7. 7. Kadıköy'de. İnan Vodafone'daki Beşiktaş maçında ona bakalım bir. Ona bakayım hemen. Ezbere konuşmayalım.
Yani şu bir, ana kadar 1 7 oldu. 3-1 kazandı ya Beşiktaş. 1-0'dan geldi 3-1'e. Evet, orada yok galiba. Olmayabilir. Yani geçen sene Fener 9 kişi bitirdi orada. Hatırladın mı? Ya inanılır gibi değil yani. Ki öyle başlamamıştı bu maç ya. Yani onların ya Pepe Soldado iki maçtır didişiyorlar. Oyun geriliyor. Bu Fenerbahçe Beşiktaş iki maçını Pepe ile Soldado gerdi. İlk maçı hatırlayalım. Evet 3-1'de yok. 7-8 tane foul vardı. Vodafone'da yok. 7-8 tane foul vardı o maçta hatırlıyorsan. Santifor'un yaptığı. Pepe'nin yaptığı. 6-7 tane şey yaptı. 7-8 tane Soldado yaptı. 4-5 tane Pepe yaptı. Bugün de daha dakika bir başladılar. Sonuçta Pepe sinirlendi ve hakikaten çok acımasız atladı. Çok gereksiz bir kırmızı. O baktı hemen Kerem şimdi. O maçta kırmızı yok dediğim gibi. Ama 5 sarı kart varmış mesela evet. O maçta da. Yani 4 maçta... O maçı da Fırat yönetti galiba da ondan dolayı. Sayısız kart. Yönetti. Yani geriliyorlar oyuncular. Kötü de oyun çıkıyor. Her şey Fenerbahçe'nin şu anda elinde gözükse de futbol bir oyundur. Beşiktaş da iyi takımdır. Şenol Güneş bir hamle yapacak mı hocam? Yani şimdi Kuvayi Hoca'nın... Bak şöyle bilmiyorum yapması lazım ama kazanmak zor. Şimdi öyle hassas ki bu statü yanlış. Ben hep başından beri söylüyorum. Önümüzdeki yıl muhakkak değiştirilmeli. Yarı finallerde İstanbul takımları veyahut da hangi eşleşme olursa olsun skor avantajları olmaması lazım. Kurayla o zaman avantaj sağlıyorsun. Deplasmana ilk oynamak avantajları ya. Bu daha bu maç oynanmadan söylüyordum hatırlıyorsan. Şenol Hoca'nın yok, mesela... Yok kaç senedir söylüyorsun? Giuliano'nun bir pozisyonu var Pepe'yle. Bak hoca orada hemen sakinleşti yok. Çarpıştılar dedi hatırlıyor musun? Hı-hı. O da önemli. Orada yangına körükle gitmedi yani. Evet. Bitti mi süremiz Kerem? Vallahi... Peki. Pek oyun konuşmadık izleyiciler pek kusura yok bakmasınlar. Ki yani. Yok çünkü evet. Sadece kartlar. Yani bir iki tane zayıf kafa vuruşu bir de soldan Atıf'ın getirdiği bir iki top dışında evet. Öyle heyecan evet. Yaratacak pozisyon olmadı. Maçın sonunda tekrar karşınızdayız. Değerlendirecek bir futbol olayı yok evet. Da şimdi siz biraz önce çok sıcağı sıcağına hemen yani, şu telefon konuşmasından başlayın. O yüzden izleyiciler de hiç öyle yalandan beklemesinler. Ben MHK Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Tatlı'yı aradım. Kural ne diyor? Çünkü ben biliyorum ama bir teyidini alayım anlamında. Serdar Hoca dedi ki kural gereği hakem bir daha maça çıkmaz dedi. Dönmez içeri. Dönmez sahaya dedi. Bunun karşılığı iptal oluyor yani maç. Bana söyleyen kişi de Serdar hocamızdır. MHK Başkan Yardımcısıdır kendisi. Kural da bunu diyormuş. O yüzden de telefon bağlantılarına falan gerek yok. Ha oynanırsa kural dışı bir şey olacak. Ben devam. Sadece bilgi üzerine bir şey söylüyorum. Çok çirkin bir gün olarak tarihe geçecek. Ancak şunu söyleyeyim bu sadece sportif bir olay olmadığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Altında başka devletin bu dakikadan itibaren 3 saat öncesinden itibaren bir şeyler yapması lazım bu konuyu. Bu sadece sportif bir olay değil. Şenol Hoca'ya da yazık. Allah şifa versin. Yani inşallah sıkıntısı yoktur. İnşallah ben de yanılırım. Bu normal bir olay değil yani. O yüzden yanılma ihtimalimiz bilgi üzerine olduğu için yok. Ama sağlıklı şekilde oynanırsa da hayır demeyiz ama bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla maç tatil oldu. Çok enteresan. Devre arasında siz net bir şekilde evet. Neredeyse hani kahin evet. Gibi. Estağfurullah da gözüken yok, hayır, görünen köy kuralını istemedi. Mesela şimdi Caner gidiyor diyor ki atın diyor. Bak Kovarecim'e korneri atmak üzereyken Caner gidiyor. Hani daha fazla atılacağını bildiği için atın diyor. İçeridekiler de iptal olsun istiyordu. Dışarıdakiler de iptal olsun istiyordu. Aslında sporcular arasında ciddi bir sıkıntı yoktu. Pepe ile hani birkaç oyuncunun Soldado'nun karşılığı didişmesinin dışında oyuncuların bireysel anlamında bir şey yoktu. Hocam ama ikinci yarıya başlarken biraz medel... Ha orada bak medel, level... Işte bak, bazı, Hasan Ali lens vurmadı, vurmuş gibi atıyor. Medele vuran yok, mermiymiş gibi atıyor. Bu yüzden sağlıksız bir ortam vardı. Sağ dışıyla ve sağ içiyle. Aynı şeyleri Şenol Hoca için söyleyemem çünkü yıllarını yatıştı. Spora vermiş bir abimiz hocamız. Öyle durumda görmek bizi çok cidden yaraladı. Kupayı alsanız ne olur, almasanız ne olur? Anlatabiliyor muyum? Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Huzursuzluk yaratmak isteyen insanlar derhal bulunmalı. Bak derhal bulunmalı. Böyle normal sportif bir olay değil.
O yüzden de biz de insanları daha fazla yormayalım. Burcu Hanım da haberine devam etsin. İnsanlar haberleri olsun. Çünkü bildiğim kadarıyla maç değil oldu. İptal oldu. Değil derken yani iptal oldu. Evet maalesef. Eğer kural dışı bir şey yaparlarsa bilmiyorum tabii. Biz yine de içeride serviste bekleriz. Evet. Şu anda yayında hiçbir şey de açıklanmamış. Yani o karambolde çok belli olmuyor ama sanki bir koltuk söküp biri onu oraya fırlatmış ya, gibi geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bir tane para dahi olsa, boş bir pet şişe dahi olsa, hani dolusu daha çok acıttım ya. Olur mu öyle şey hocam ya? Olur mu? Bu nedir bu ya? Daha büyük olaylar da olmaz değil ha Türkiye'de. Çok da büyük olaylar oldu ama kötü örnek olmaması lazım. Yani işte o şehirde başka oldu, bu statta başka oldu. Zamanlaması açısından da çok. Evet, sporcunun da birkaç tanesinin kabahati var. Tribünle uğraşıyor, at diyor. Öbürü bilmem ne. Zaten tribünler orada 10 kişi rakip. Birileri girmiş oraya yalnız. Oraya girmiş bir şeyler yapıyorlar yani. Mantık, duygu da yok burada. Yani duyguyla mantığı da bir hani duygusaldır, agresiftir. Mantıklı adam zaten yapmaz da. Tuhaf bir durum var. Bu yüzden de hakem birkaç kez durdurdu. Bir daha durdurdu ikinci yarının başında biliyorsun. Volkan gitti, o gitti. Kornerlerinde de Quaresma sakindi yani. Quaresma'nın bir provokatif jesti, mimiki olmadı yani. Fenerbahçeli oyuncular da şey yaptı. Bir provokatif orada. Caner'in pozisyonu vardı. Yani Caner atın diyor giderken. Biliyor zaten atın demelerine gerek yok. Seni görürlerse zaten maçın başından beri seni ısıtlıyorlar. Ha bu da affettirmez ya bana. Bu ayrı konudur. Biz spor adamıyız. Bu forma morma yok. Yani bu ülkenin evladıyız sonuçta. Bu ülkenin insanıyız. Yapılanlar Türk sporuna bir ihanettir. Ne olursa olsun. Bu maç bitse ne olur, bitmese ne olur. Günah değil mi, yazık değil mi? Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. O yüzden de maç oynansa da bitse de ben yorum yapmak istemiyorum Muratcığım. Ki kural gereği hakem çıkmıyormuş. O yüzden de detaylı şekilde irdelenir, incelenir inşallah. Tabii yani bir de bunun lige yansıması olacak hocam. Cezalar olacak. Yani şampiyonluk yarışında... Reklamlar bu. Bu daha reklamlar. Daha... Bismillah bakalım. Evet önemli bir gelişme. Yani bu süreçler böyle kolay süreçler evet. Değil. 7 senedir, 6 yıl, 7 yıldır spora el atmış eller var. Eller var temizlenmeye. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse ki henüz daha yarısı bile kesilmedi. Bu çirkin ellerin çıkması lazım. Her camia için geçerli bu. Her sportif veya sportif alan dışında da bu eller ben bugünü görüyordum. Zaten hep gösteriyorlardı da tedbir almıyorlardı. Almaya çalışıyorlardı. Sporun içerisine her şeyi soktular. Maalesef. Bir de böyle maç denk getirmişler. Açık kanal ATV'de yayınlanıyor. Tabii. Büyük camialar maç yapıyor. Türkiye kitlenecek. Oh mis gibi bir ortam. Dünün olimpiyat stadına, Galatasaray maçına ne farkı var? Sahanın içinde olağan şeyler miydi onlar? Trabzon'da kurşunlanması normal bir olay mı yani? Bu sportif bir olay mıydı? Değildi. Şenol Hoca'nın kafasına ne geldiyse, isterse ciklet gelsin, isterse ne gelirse Allah göstermesin Kovarejme'ye. Yani bunlar normal değil. Bu normal sportif bir şey değil. Yani o yüzden de yasayla masayla uğraştıklarına bir takım şeyler düzelsinler. Türkiye Futbol Federasyonu rica ediyorum kendilerinden. İşi farklı yerlere götürüyorlar. İşi farklı yerlere götürüyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorlar ama üzücü, çok üzücü, çok. Çok üzücü. Kapatalım istersen ya. İnsanları da... Devre arasında da konuştuk. Yani bu dördüncü... Ya ben bir yerde bekliyordum. Burada patladı. Daha burada patladı. İnşallah devamı gelmez. Evet. Hakemler içeri girdi. 2-2'nin revanşında skor 0-0 iken ikinci yarıda 60. dakika geçilirken hala tribünler beklenti milyonlarca içerisinde ama... insana ayıp ediyorlar. Ayıp değil, yazık ediyorlar. Ha, tekrar altını çizeyim. Bu masumane bir davranış değil. Ne mantığa ne duyguya. Bu provokatif, özel bir durum bu. Aynen olimpiyatında da Galatasaray'a beştirme çıkıyor. Peki hocam maalesef bu akşam... Kupa bekleyelim biz yine bir mucize olursa. Biz Burcu'ya bırakalım tamam. Yayını. Maalesef futbol adına konuşacak bir şey yok. Serdar Tatlı'dan net aldığı bilgiyi... Serdar Hoca da hakkını helal etsin ama öyle dürüst bir adamdır. Yani ben onu söyledim direkt evet. Ama kuralı söyledi sonuçta bana. Evet, kuralı bize açıkladı. Ne olacağını sorduk.
girdiyse çıkamaz dedi. Evet, Kural aynen dedi. Öyle dedi. Bundan sonrası artık kurulların ve federasyonun değerlendireceği bir noktada. Gelişmeleri daha sonra sizlerle paylaşacağız. Şenol Güneş'in kafasına dikiş atılmış bu arada. Yani yazık. Evet. 5 dikiş atılmış diyor arkadaş değil mi? Değil kaç? 5 dikiş atılmış haberi geliyor içeriden bize. Geçmiş olsun Şenol Hoca'ya da. Orada bir şey söyleyeyim mi? Bu bazı maçlarda hakemler bekliyorlar falan. Kale direkleri falan yıkılıyor. Her yerde falan işte futbolcunun kafasının içine geliyor falan. Hakemler idare ediyor ya. O ettikleri için oluyor zaten bunlar hep. Etmeselerdi bugünlere gelinmezdi. Bugün de bir ders olur ama ben tekrar söylüyorum. Daha önce spor... defalarca yaşadık hocam. Dediğin gibi daha beterlerdi. Binlerce kişinin sağlık daldığı günleri tabii canım. Biraz önce hatırlattım. Her kulüp için söylüyorum. Ya. Bunu ayırmıyorum kimseyi. Her kulüp için. Demek ki şu bir gerçek. Günah. Bu kulüp o sporculara da yazık. Sporcuların içerisindeki adamlara da yazıklar olsun. Onu da söyleyeyim. Spor yapanların içerisinde. Hayır o tribünde bak, hocam, bu şeyi niye biz geliştiremiyoruz hocam? Yani benim yanımda sen sahaya bir şey atsan ne yapıyorsun hocam derim veya ben atsam sen dersin ki Murat delirdin mi demez misin yani? Bak mesela öyle Tolga. Öyle otokontrol olan olmam. Tabii Tolga'yı suçlamam ben de. Dönme içeri gir içeri. Sonra hocası da onu kurtarmaya gidiyor yazık kafasına bak ne geliyor. Orada birinin daha geldi. Kulübeden birinin geldi önce sonra bak, hoca gitti. Bak zaten Caner'e geliyorsun gidelim biz diyor hemen içeri diyor. Neyse ya yazık bak hocaya baksana Allah aşkına. Böyle bir şey olur mu ya? 5 dikiş atılmış haberi geldi tabii. Allah şifa versin. Geçmiş olsun hocaya da. Biz şimdilik nokta koyuyoruz. Ya ne olur kupayı alsan almasan be abicim ya. Yok kupa macerası noktalandı. Sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Evet hafta sonu biz yine lig mücadelesini sevgili aynen. Rıdvan Dilmen'le birlikte. Zaten oynansa da ben yorumlamak istemiyorum. İzleyiciden özür dilerim zaten öyle bir şey yok olmayacak diyorlar. Ne yorumlayacağız ki? Bu arada maç tatil edildi haberi. Kerem doğru mu duyuyorum? Çünkü bunu söylerken emin olmamız lazım. Evet. Tekrar teyit ediyorlar. Evet dediğin evet. gibi hocam tatil hayırlısı ediyor. Olsun. Yani bir iki dakika daha bekleyelim o teyidi de alalım. Maalesef. Evet. Evet, maalesef yarı final maçı bitemedi. 3,5 maçta Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde 8-9 kırmızı kart yaşananlar, cezalar. En sonunda gelinen nokta derbi oynanamıyor. Ya şimdi... hakikaten hocanın da dediği gibi hem içeride hem dışarıda herkes şapkasını önüne koysun, düşünsün bunu. Yani bu gece değil mi? Keyifle yani, geldik senle. Ya hocanın kafasının yarılması yani. Lazım. Yani her statta birisinin mesela Kornat'ı, Vodafone'da, Türk Telekom'da, Trabzon'da her yerde kafa tutup geldiği zaman mı tatil olacak yani? Hemen tedbirini al git ikincidir. Ama tekrar söylüyorum bu farklı bir olay. İnşallah yanılırım. Evet maalesef. O elleri çeksinler Türk sporundan. Burayı alet etmesinler. Sportif sahalardan uzak kalsınlar biraz. Senin dediğin iki nokta çok önemli hocam. Birincisi açık kanalın yayını dev derbi bütün Türkiye'ye kilitleniyor. İkincisi tarih olarak da tabii. çok kritik bir tarihte yaşanan bir tabii canım. Kriz oldu. Biz ne demek istediğimi çok iyi anlıyor insanlar. Şimdi ne karar çıkarsa çıksın iş iktidara gidecek veya siyaset yapacak. Öyle mi? Ne çıkarsa? Öyle çünkü algı yarattılar. Her şeyi siyaset karar veriyormuş gibi. Oraya. Caner atılır, Cumhurbaşkanı ver diyorlar biliyor musun? Utanmadan. Şimdi burada çıkacak her kararı ödeyecekler. Bunu istiyorlar çünkü. Sence Trabzon'daki ne? Olayın aydınlanmamasının sebebi de o. Evet. Failleri alem bulmuyor. Evet. Çok enteresan. Tabii bu durum Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyetine... O konuda yorum yapmayın. Ama bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla, şimdiye kadar yaşadıklarımız oydu. Senin söylediğin çok iddialı olabilir ama şimdiye kadar gerçekleşenler buydu. Bildiğimiz evet. Gördüğümüz kadarıyla. Başka? Yani Fenerbahçe hükmen mağlup olsun canım. Olsun. Problem değil. Hayır belki... Problem. Bakın tekrar söylüyorum. Düğmeye bastılar. Bir.
Seyret salonları, statları bundan sonra. Şenol Hoca ambulansla gidiyor. İlkan da fark etmedi. Orada kan vardı ama fark etmedi o. Tabii bu tür kafa yaralanmalarında bir tedbir amaçlı kontrol altında da tutulması gerekiyor. Yani yahu Trabzon'da yardımcı hakemi geri yatırdılar. Mondragon'un kafasını iple sarıldı. Aynı Şenol Hoca'nın gibi falan. Ama dedim ya, böyle bazı süreçler var. Çünkü spor müthiş bir milyonlarca insan, çok önemli sivil toplum örgütleri. Yaşı da işte 2011'de her şey. Bir tuzak kurdular. Bu tuzağın içine sporu da soktular. Bak hocama bak. Görüyor musun? Evet. Evet, dikiş. Dikişler. Efendim Kerem, çok üzün. Övünç bize bu durumu. Ambulansın yanında. Evet. Ben 5 dikiş görüyorum. Maalesef. Oraya da olayları yatıştırmaya gitmişti Şenol Güneş. Yani hakikaten akıl almaz bir tutum. Kupanın finali. Bu olayın başlangıcı neler acaba? Yani sonuçta ne olursa olsun bu olmamalı da. Sporcu gidiyor tribüne kavga ediyor. Tribündeki adam akıllanmamış bir şeyler atıyor. Kovarecim'e sen çekil bana atın diyor Caner. Yani tuhaf bir durum var yalnız. Ha. Söyleyeyim sana. Tuhaf bir durum. Ama görünen şu. Hocanın şu an gördükten sonra tabii. Ne zaman bitiyor maçlar ya? 20 Mayıs'tan bitiyor hayırlısıyla. İnşallah bitsin bir önce de. Yani bunun üstüne bir şey konmadan biz. Ben Ziraat Bankası, biraz sponsor olmam ya. Böyle şey sponsor mu olur? Yazık değil mi adamlara ya? Mecburlar mı? Kulüplerin ihtiyacı var diye oldular. Yayıncı kuruluş ATV Dünya para verdi şu yayınları yapmak için. Yarıda kalsın diye mi verdi? Günah değil mi o insanlara? Emekçilere, sporculara, doğru adamlara, doğru sporculara günah değil mi? Milyonlarca insana günah değil mi? Ya zaten ligin sponsoru kim? Yani neyse. Bulursunuz sponsor. Yani evet. Spor Toto. Ziraat. Daha önce PTT'ydi biliyorsun. Bulamamışlardı. Türksel yine devlet kontrolünde. Yani derken hala başka işlerle uğraşıyoruz. Hani marka değerinden bahsediyoruz ya. Ne markası ya? Maalesef. Dünya. Ama amaç bir amaç vardı. Amacını müthiş uyguladılar ve başardılar. Yani öyle 3 tane Fenerbahçeli taraftarı, 5 tane bilmem ne yaptı falan mevzusu değil bu yani. Onu söyleyeyim sana. Öyle değil bu. 0-0 maç. 10 kişi kalacak. Rakip. Avantajlı skorun olacak. Her ayrı yerden atacaksın. Her 4 ayrı korner bayrağında. Özel mi gittiniz oraya ya? Bir de hocanın olduğunu. Bugüne kadar da oldu ama mesela hafızalarda bir Mondragon olayını duyuyoruz. Kaç yıl olmuştur bak tarihi, anladın mı? Bu yüzden. Övünç hazır. Övünç, hocanın durumu ne? Yaşananlarla ilgili bize neler aktaracaksın? Ambulansa taşındığını gördük en son. Evet, ambulansla tam bu bulunduğumuz noktadan yaklaşık bir iki dakika önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Kaldırılma sebebi de başına aldığı darbe, tribünden gelen madde sebebiyle başına 5 dikiş atıldı. İlk tedavisi soyunma odasında yapıldı. Daha sonra... Affedersiniz. O madde neydi, biz görüntülerden seçemedik. Yani hocanın kafasını böylesine 5 dikişlik yaran... Ne atılmış olabilir tribünden? Yani bir sandalye parçası gibi, yani koltuk sürüklüp atılmış gibi gördük ama yanılıyor muyum? Tam olarak o konuda kesin bir şey söylemek şu anda yanıltıcı olabilir. Buradaki hocanın durumu, sağlık durumu ki Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Bey, o da hastaneye kaldırıldı. Aldığı darp nedeniyle onu da söylemek lazım. Ama tam olarak gelen madde neydi, o 5 dikişin sebebi ne oldu onu söylemek şu anda zor ama hocanın hastaneye kaldırıldığını, ambulansla hastaneye kaldırdığını söyleyelim. Şu anda da tam stadyumun önündeyiz. Artık taraftarlar da dışarı çıkmaya başladılar. Olay 57. dakika itibariyle başlamıştı. Maç durdu. Şenol Güneş'in başına gelen madde sonrası. Daha sonra Beşiktaşlı oyuncular, hakem dörtlüsü içeriye girdi. Soyunma odasının koridorlarında bir arbede yaşandı. Çevik kuvvet içeriye girdi derken daha sonra Şenol Hoca'nın başına 5 dikiş atıldığını öğrendik. O da hastaneye kaldırıldı. Artık bu saatten sonra hastanede takip edip başına tam olarak ne geldiğini, kendisini yaralayan cismin ne olduğunu öğrenme şansımız olacak. Ama şu anda artık maç oynanmayacak.
kesin olarak konuşacağımız konulardan biri bu. Hakem trio'su artık, hakem dörtlüsü artık dışarı çıkmayacak. Taraftarlar stadyum boşaltmaya başladılar. Bülent'ten rica edelim, kameramanımız Bülent Akdeniz çok hafif stadyumunu da göstersin. Buradaki havayı da aktarmış olalım. Gördüğünüz gibi maç bitmiş gibi 57. dakikada durmasına rağmen Fenerbahçe taraftarı stadyumdan dışarı çıkmaya başladı. Beşiktaş taraftarı da tribünde. Ancak onlar şu anda buradaki durumun normale dönmesi, taraftarların, Fenerbahçeli taraftarların tamamen boşaltılmasının ardından stadyumdan çıkacaklar. Maçın bundan sonra ne olacağını öngörmek zor. Hangi maddeyle ilgili sevk edilecek Fenerbahçe veya kapatma sebebini hakem Mete Kalkıvan, maçı bitirme sebebini Mete Kalkıvan ne olarak belirleyecek, onu gördükten sonra konuşmak lazım. İlerleyen saatlerde bu detaylar kesinleşecektir. Eğer başka sorunuz yoksa sözü tekrar size. Teşekkürler Önç. Teşekkürler. Ben şunu da söyleyeyim. Ailesi de tabii bence çok merak etmesin. Üzücü bir olay. Üzüldüler tabii. Hocayı sevenler. Hepimiz seviyoruz da, ailesi de. Ama olaydan sonra bir 3-5 dakika şeydi. Yani kontrollüydü. Önemli olan hani dengesini kaybetmemesi lazım. Yaralama olayı çok ciddi tabii bir olay. Kafaya darbe. Evet, ama en azından o olaydan sonraki dengesi yerindeydi çok şükür. İnşallah yani sadece yaralamayla kalır. Üçün acil temelinde şifalar dileriz. Ya her şeyde. Diğer yönetici arkadaş da herhalde darbe. Evet, dedim ya, önce başka birine geldi. O karambolde gözden kaçtı. Hakikaten çok tarih. Tolga olaylardan sonra mı atladı tribünlere? Olaylar başlamadan mı atladı? Şöyle bir diyalog yaşanıyordu. Sporcu diyalog niye yaşar ki? Tolga ile seyirci arasında bir yani diyalog. Ben bu olayı ona zannetmiyorum, yanlış anlama. Ben de belki olsam yapabilirim ama. Ama kronolojik sıra dediğin gibi. Yani önce Tolga'nın bir orada gerilimi, hoca oradan çekmeye gitti onu. O sırada önce biraz önce Öğünç'ün dediği gibi kulübeden bir başkası yere yığıldı. Hemen akabinde bir saniye arayla hoca kafaya bir darbe aldı, o yığıldı. Haber programı yapıyoruz. Haber programı oldu zaten. Hakikaten yani. Maalesef. Neyse, çıkalım istersen. Müsaadenizle Burcu Hanım'a bırakalım. Çıkma çıkma diye bağırıyorlar için. Ne konuşacağız? Yok artık. Evet. Maalesef futbol konuşamadık bu akşam. Yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü. İnşallah. Bu tarihi iyi atalım. İyi atalım. Kurşunlanma işi karambole geldi. Orası da tarihi önemlidir. Tekrar söylüyorum. Sadece bu normal futbol olayları değil, Türkiye'de yaşananlar. Son playoff oynamıştı, Galatasaray şampiyon olmuştu ya. O gazlar mazlar falan hatırlayın ne çıktı sonra. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Sportif alan. Çünkü Türkiye'de uzun süredir oynanıyor maçlar ama bazen belli bir zamanlar geliyor. Ne demek istedim? Biraz önce söyledin sen. Tak diye düğmeye basıyorlar. Ama Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda yani o kamera sistemi bildiğim kadarıyla Türkiye'de en iyi işleyenlerden biri. Sayın Başkan'ın hatta bazı localarda küfür edenlere bizzat telefon edip senin kartını iptal ederim dediğini bugün hangi tribüne gidebilir ki? Hayır, bir görüntü yakalayabilir. 4 tane korner bayrağını düşün. Tabii tabii. Hayır, bunların hepsi yakalanamaz mı ama o kadar kamerayla? Yakalansa da yani mutlaka araştıracak. Adam ev anahtarını attı. Mutlaka alışacak. Yani çok daha fazla detaylı konuşmak istemiyorum. Devlet mutlaka araştırır. Tribünler zaten ikiye bölünmüş durumda. Fener'in başarılı olmasını isteyen de var. Onu da söyleyeyim tribünlerde. Başarısız olmasını istiyor. Başarılı olmasını istemeyenler de var. İstemiyorum. Aynı cümle. Başka türlü uzun kullandım ben. Ben yanlış anladım. Özür dilerim. Var oğlu var işte. Bir sürü hikayeler var yani. Peki hocam, teşekkürler. Biz Burcu'ya tekrar yayını bırakalım. Maalesef sevgili futbol severler, futboldan bahsedemedik. Yarım kalan maçın sonrasında değerlendirmeler yaptık. Son gelişmeleri mümkün olduğunca sizle paylaştık. Maç yarıda kaldı. Kupa derbisi maalesef bitmedi. Bundan sonra yaşanacakları da yarından itibaren an be an takip edeceğiz NTV ekranlarında. Hafta sonu da sevgili Rıdvan Dilmen'le birlikte biz tekrar lige döneceğiz %100 futbolda. Hoşçakalın. Tamam.